1996 yılındayız. Refah Partisi ve DYP'nin kurduğu koalisyon kamuoyunda Refah Yol olarak adlandırıldı. Refah Partisi'nin Refah Yol'la iktidara gelişiyle birlikte de laik çevrelerde, kışlalarda hemen bir huzursuzluk başladı. Adeta bir kıpırdanma başladı. Refah Partisi irticanın kaynağı olarak görülüyordu. Onunla ilişkilendirilen her şey ve herkes dört koldan mercek altına alındı. 28 Şubat'ın ayak sesleri iyiden iyiye duyulur oldu. Şimdi sıra zaman. Refah geliyor, refah. Haydi Türkiye ileri. Ordumuzu din düşmanlığının aleti yapmak istiyorlar. Bugün size Türkiye'yi 28 Şubat müdahalesine götüren son ayları anlatacağım. 1996 yılının ikinci yarısında şöyle bir manzara vardı karşımızda. İktidarda Refah Yol, Başbakan Erbakan, yardımcısı Çiller, onların karşısında da bu iktidarı değiştirmek için son derece güçlü bir koalisyon oluşmuştu. Bu koalisyonun başını da Türk Silahlı Kuvvetleri çekiyordu. Türkiye'yi 28 Şubat'a götüren kadro çok kararlıydı. Refah, irticanın kaynağı olarak görülüyordu ve mutlaka gitmeliydi. Ülkenin yakın tarihinde benzeri hiç görülmemiş bir psikolojik savaş planlandı. Planlamayı Genelkurmay hazırladı. Kendini geride tutan ancak her konuda karar veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve ona tam destek veren kara, hava, deniz, jandarma kuvvet komutanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri. Refah Yolu devirme kararını verenler kendilerini geri planda tutuyorlardı. Medya ve kamuoyunun önüne çıkan en belirgin iki yüz ise Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevikbir ve Genel Sekreter Orgeneral Erol Özkasnak oldu. Bu kadronun gerçek beyni, adeta lokomotifi ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'ydı. İrtica artık Türkiye'nin önemli, öncelikli tehdit konularından biridir. Bu ele alınsın. İnceleyelim, ne oluyor, ne bitiyor, öğrenelim, bir görelim bunu. İlk teklif budur tabii. Bunda Milli Güvenlik Kurulu'nun bu konuyu ele almasında öncülük eden adam Güven Erkaya. Kurula geldikten sonra konuşmayı yapan, en hararetli konuşmayı yapan Güven Erkaya. Güven Erkaya'nın iktidara genel yaklaşımı Ağustos 1996'da Başbakan'ın Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında verdiği bir yemekte ortaya çıktı. Beklenmedik bir çıkış yaptı ve bu çıkışıyla kamuoyuna yansıdı. Anenevi olarak komutan, başbakanın komutanlara verdiği bir yemek. Onun hemen önünde bir ufak bir kokteyl gibi bir toplantı var. O sırada rahmetli Oramiral Güven Erkaya rakı istiyor. Ve o zamana kadar başbakanlıkta böyle bir şey servis, ikram yapılmıyor. Herkes de portakal suyu vesaire içiyor. Garsonlar evvela böyle bir servisin olmayacağını söylüyorlar. Fakat o ısrar ediyor. Gerektiği takdirde diyor, gidip benim için lütfen alın diyor. Onun üzerine keyfiyet başbakana sorulunca o uygun görüyor. Ve sonra o rakı, ondan cesaret alan diğer komutanlarım zannediyorum bir tanesi de şarap istiyor falan. O şekilde içkisiz bir yemek, içkili bir yemek şekline dönüşüyor. Güven Erkaya'yı ön plana çıkaran asıl en önemli buluş Batı Çalışma Grubu'ydu. Genelkurmay bu sayede çeşitli kuvvetlerden aldığı kurmay subaylarla iktidarı denetleyen bir mekanizma kurmuştu. Bu grup önceleri dış politika alanında iktidarın kararlarını ele alıyor, görüş açıklıyordu. Ama zamanla refahın laikliğe aykırı olabilecek karar veya faaliyetlerini de gözetimine aldı. Yaşasın! Yaşasın!
işlemeler özellikle o dönemde 28 Şubat'ın en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Bu fişlemeler devlet örgütleri tarafından yapılmadı, toplum bizzat kullanılarak, siviller de kullanılarak yapıldı. Batı Çalışma Grubu bir süre sonra Refah Partisi'ne yönelik psikolojik savaş stratejisinin de mimarı konumuna geldi. Bu iktidar gitmelidir. Biz bu iktidarı bu şeye, bizim düşüncemize getiremeyeceğiz. Fikri doğdu. Bu iktidar gitmelidir'i oynamaya başladılar. Türk Silahlı Kuvvetleri, çağdaş, layık, her türlü bağnazlık ve gericiliğin karşısında bulunan sarsılmaz bir güçtür. Erbakan ise ordu ile kendi arasında bir sorun olmadığı konusunda ısrarlıydı. Ordumuzu din düşmanlığının aleti yapmak istiyorlar. Hayır, hiçbir şeyi başaramadığınız gibi bunu da başaramayacaksınız. Bu oyunlarınız da boşa çıkacaktır. Oysa DYP'li Milli Savunma Bakanı Turan Tayan, Refah Partisi'ne Cumhuriyet'in temel ilkeleri konusunda güvensizlik vardır. Üzülerek söylemeliyim ki ben de güvenmiyorum diyordu. Bu konuşmanın hemen ardından bir başka karar çıktı. Başbakanlık kriz masası kuruldu. Bu yönetmelikte herhangi bir kriz durumunda başbakanın tüm yetkileri MGK Genel Sekreterine devrediliyordu. Başka bir deyişle devlet işleyişi MGK üzerinden tümüyle askere devredildi. Üstelik bu krizle neyin kastedildiği de muğlaktı. Kesin olan şuydu ki artık iktidarın ipleri yavaş yavaş askerin eline geçiyordu. Yönetmelik uyarınca Genelkurmay Başkanlığı'na da gerekli gördüğü il ve ilçelerde kriz merkezi kurma yetkisi verildi. Askeri otoritenin kamu kurum ve kuruluşlarıyla doğrudan ilişki kurmasının önü açıldı. Tamam asker. Sağ! Aslan. Sağ! Bana jandarma komutanı, rektörüm o zaman bir yazı yazıyor. Üniversitede çalışan akademisyen veya memur herkesin işte adresi, telefonu bilmem ne bilgilerini istiyor. Şimdi ben ona cevap veriyorum. Benim muhatabım ilde validir. Vali benden bilgiler ister. Kaldı ki diğer bilgiler zaten emniyette var hepsi. İlim valisi bana diyor ki biz bu bilgileri sizden bir şekilde alırız diyor. Yani böyle bir cümle. Ben de gülüp diyorum ki sayın valim ben sizi koruyorum. Yani sivil yönetimi sizi koruyorum. Ben sizin bu konularda yetkiniz olsun istiyorum. Devlete alınan kadrolarda da güvenlik soruşturması adı altında Genelkurmay'ın onayı gerekiyordu. Rütük, YÖK, TRT'ye asker temsilciler atandı. Yani sivil kadrolar askerin tamamen denetimine girdi. Hükümet ortaklarının bu yönetmeliği neden imzaladığı ise hiçbir zaman anlaşılamadı. Ülkemizde her türlü yeniliğin öncülüğünü yapmış kurumlar arasında olan harp akademileri sizlere ve dolayısıyla sizler aracılığıyla kamuoyuna yakından tanıtılması amaçlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri bu aşamada yeni bir adım daha attı ve laik merkez medya ile o güne kadar görülmemiş bir ilişki yumağı oluşturdu. Yazılı ve görsel basını beslemeye başladı. Özel turlar örgütlendi, briefingler yapıldı. Merkez medya da bu role hiç itiraz etmedi. Hemen benimsedi, hiç sorgulamadı. Özellikle Ankara bürolarından gelen bazı haberler, askerlerle yapılan istişareler sonunda kimi zaman bazı komutanların direkt sözleri, kimi zaman da olsa olsa zaten böyle söylerler mantığıyla hazırlanmış haberlerdi. O tür haberlerin gerçekten %90'ı en azından çok abartılıydı ya da gerçekleri tam yansıtmıyordu. 1996-97 yıllarında ordu ile kamuoyu artık doğrudan temas halindeydi. Askerin basına bu şekilde müdahalesi doğal görülmeye, kabul edilmeye başlanmıştı. Zira askerin bu tutumu
laik çevreler için adeta çok normaldi. Refah Yol'un kuruluşu ve daha ilk anda meclise programını sunduğu günden itibaren Başbakan Erbakan medya patronlarına ağır şekilde saldırarak, onları suçlayarak ve güven oyu aldıklarında gelip bizden işte özür dileyecekler. Hani rektörler selam duracak demişti. Medya sahiplerine de bu tür seslenmişti. Refah Yol'da da tabii ki yani hoşumuza gitmiyordu. Şimdi o başbakanlık konutunda sakallı adamlar böyle tarikat şeyhleri getirildi, bilmem ne yapıldı. Libya'daki çadırda olanlar, İran'da gidip Türkiye'nin kurumlarını şikayet etmesi İran'da falan. Bunlar eleştirdik biz bu şeyleri. Şimdi geldik 1997'ye. 1997'nin ilk haftalarında siyasi mücadele artık apaçık belirgindi. Ancak bu mücadele partiler arasında değil, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Refah Partisi arasındaydı. Ve gelecek günlerin neler getireceği o tarihlerde belli olmaya başladı. Kemalizm korkunç bir zulüm şarkı haline geliyor. ...60 yıllık iktidarların %80'inde teve kadar namus yok. Birdenbire ilk başlarda kimlerin servis ettiği anlaşılamayan bir kaset trafiği başladı. Televizyon kanallarına görülmeyen ellerden konuşmalar dağıtılır oldu. Bunlar besbelli yıllar önce amatör kameralarla çekilmişti ve Refah Partisi'nin ne kadar Atatürk ve rejim düşmanı olduğunu gösteren bölümler de özellikle seçilmişti. Büyük Türk Millet önünde namusun ve şerefin üzerine almışsın. İlk bomba Refah'ın Rize Milletvekili Şevki Yılmaz'dan çıktı. Kene kene keken! Sadilik! Solculuk! Kemalizm, kapitalizm, laiklik ve bütün şeytani düzenleri boykot ederek nöbete geliyoruz. Refah için, milli görüş için, Türk Ceza Kanunu İncil'e göredir. Türk Medeni Kanunu İncil'e göredir. Ben Hizbullah'ım ve Hizbullah olmaktan da şeref duyuyorum. Eşinizle beraber 30 Ağustos'taki kokteye katılın. Bana bak dedim, ben de yüz değilim. Şevki Yılmaz'ın her konuşması Refah Partisi'ni biraz daha yaralıyordu. Geçen Gaziantep Belediye Başkanı kurban keserek Antep'te modern bir genel evi yapıyor. Kerhane. Ve diyor ki ben sosyal eşitten yana, eşitlikten yana, sosyal adaletten yana bir partinin temsilcisiyim. Madem sen eşitlikten yanasın pezevenk adam, önce hanımını gönder de bu eşitlik sağlansız da. Birkaç hafta geçmeden Refah'ın yine önde gelen isimlerinden, hatta partinin bir ara sözcülüğünü yapan Hasan Hüseyin Ceylan'ın bir konuşması servise girdi. Kemalizm korkunç bir zulüm çarkı haline dönüyor. 23'ten önce, 23'ten sonra. 1923'ten önce, 29 Ekim'den önce Doğu'da, ne Bingöl'de, ne Bitlis'te, ne Hakkari'de, ne Diyarbakır'da, ne El Aziz'de, ne Adıyaman'da, ne Artvin'de bir tane katliam yok. Asker kalkmış diyor ki, PKK'lı olmanıza müsaade ederiz ama şeriatlı olmanıza asla diyor. Bu kafayla çözemezsiniz. Çözüm mü istiyorsunuz? Şeriatçılıktır. Refah Partililerin kasetlerle belgelenen sözleri gerçekten de yenir yutulur cinsten değildi. Ama muvaffak olamadık. Önümüze kanun çıktı. Bu pezevenklerin oluştuğu Türk parlamentosundan Türkiye'nin başı ve parlamentosu ihanet içindedir. Bu ülke hainlerin elindedir. Ya İran Müslümanları gibi ayağa kalkacağız ve bu kahpe rejimi ayaklarımızın altına alacağız. Ya da Müslüman bir partiyi iktidara getirip işi yumuşakça halledeceğiz. Eğer Allah'ı seviyorsanız Hazreti Muhammed'i izleyin, onu takip edin.
Avrupa'nın Selanik'in iblislerinin peşinden gitmeyin. Mustafa Kemal kastediyor, diyor altında. Dinsiz cumhuriyeti yıkma yolunda en önde giden Sivas'ın yiğit Müslümanlarına teşekkürü boş biliriz. Müslüman hem layık hem Müslüman olamaz. Rejimin dipten kazınması lazımdır. Bugünkü rejim gitmek istemese de gidecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'yi koruyamaz. Vatan tehlikede. Onun için MGV'leri kurduk. Herhangi bir yerdeki bir asker, kışla neyse burası da o. Ondan sonra Refah Partisi iktidarında imam hatipleri kapatmaya kalkarsanız kan dökülür. Cezayir'den beter olur. Bu çeşit laflardır Türkiye'yi rahatsız eden. Veya bunları söylüyorlar, varsın söylesinler diyemezsiniz. Bunları söyleyenler sorumlu kişiler. Kasetleri servis edenlerin bir tek amacı vardı. Toplumun laiklik konusundaki hassasiyetini tırmandırmak, Refah'ın karşısında bir cephe oluşturmak, iktidarın düşürülmesi için kamuoyunu hazırlamak. Refah Partisi süreci iyi yönetemedi. Tabii o zaman da bu kasetleri izleyenlerin endişelerini gideremedi. Bu da kasetleri piyasaya sürenlerin işlerini kolaylaştırdı. Asker ile Refah Partisi'nin en açık sürtüşmesi 1996'nın 10 Kasım günü yaşandı. 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Doğu Silahçıoğlu İstanbul Sultanbeyli'de ilçe meydanına bir Atatürk heykeli dikmiş ve caddenin de adını değiştirmişti. Kimseye danışmamış, belediyeden izin almamıştı. Tabii kıyametler koptu. Refahlı Belediye Başkanı Ali Nabi Koçak suç duyurusunda bulundu. Bu Cumhuriyet tarihinde askere açılan dava olarak bir ilkti. Herhalde Tugay Komutanı'nın görev sahası Tugay'ın içidir. Tugay'ın dışı değildir. Eğer birileri siyaset yapacaksa sırtından elbiseyi soyunur. Geliz burada da bizim karşımızda aday olur, herkes boynu ölçüsünü alır. Hani hukuka saygılık, hani hukukun üstünlüğü, belediyeye hiç sormadan gelip istediğin yere bunu dikeceksin. Belediyeye sormadan tutup bulvarın ismini değiştireceksin. Buna ne denir? Düpedüz bu işe tahrikçilik denir. 10 Kasım'daki tek hadise de bu değildi. Kayseri'nin Refahlı Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'de gazetelere göre partisinin il divan toplantısında süslü püslü göründüğüme bakıp da benim layık olduğumu sanmayın demiş ve şöyle devam etmişti. Zaman zaman içinde bulunduğumuz şartlarda mecburiyet karşısında gittiğimiz yerde inancımıza küfredilirken, milletimize küfredilirken, bütün değerlerimize küfredilirken içimize kan akıyor ama resmi görevimiz icabı orada bulunmak zorunda kalıyoruz. Tek parti rejiminin kalıntısı, çağ dışı olmuş, insanları köle gibi gören ve renklenip de yöneticisini seçen insanlara hiç muamelesi yapan bu düzen mutlaka değişmelidir. Ve Müslümanlar sakın içinizden bu hırsı, bu kibri, bu nefreti, bu imanı eksik etmeyin. Karatepe her ne kadar bu konuşmayı 10 Kasım için değil, merkez sağa kayan kendi partimi eleştirmek için yaptım dese de kimseye dinletemedi. Önce beraat etti, bir yıl sonra dosyası yeniden açıldı. DGM'de yargılandı. Halkı din farkı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan bir yıl hapse mahkum oldu. Dosyası Yargıtay'dan yıldırım hızıyla çıktı. Dosyam Yargıtay'dan çok kısa sürede işte 1,5 ayda mı falan temizden çıktı. Türkiye'de temizden dosyaları ne kadar çıkacağı çok şey bellidir. 8 aydan aşağı Yargıtay'dan dosya çıkmıyor. Ben bunu bir televizyon programında birlikte programa çıktığım Sayın Vural Savaş'a o zaman Yargıtay Başsavcısıydı. Söyledim. Dedim ki siz neden benim dosyamı bu kadar çabuk çıkardınız? O da dedi ki sizin davanız Refah Partisi'nin kapatılmasına delil teşkil edecekti. Onun için sizin dosyanızı 8000 dosyanın önüne geçirdik biz. Bunu bilerek ve isteyerek yaptık dedi. Benim kişisel kanaatim o dönemde bu olaylar birer faktör olmakla birlikte asıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin duyduğu kaygı, o zamanın Genelkurmay Başkanı Sayın İsmail Hakkı Karadayı'nın duyduğu kaygıdır bana göre ve Sayın Karadayı Türkiye'nin bir aymazlığa düşebileceğinden ve İran'daki gibi gelişmelere maruz kalabileceğinden endişe ediyordu.
Allah'tan korkmuyor yani. Allah'tan korkmuyor. Kuluna, Allah'ın kuluna nasıl anlatıyor? Azim Endiyeler'in lideri Müslüm Gündüz'ün Fadime Şahin adlı genç kızla yarı çıplak yakalanması anında. Ben bunu kendim için yapmadım. Allah bana emretti, peygamber emretti dedi. Kamuoyu Aczi Mendiler'le işte o günlerde tanıştı. Bu fazla kalabalık olmayan marjinal bir grup, ellerindeki asalar ve ilginç kıyafetleriyle daima zaten ilgi çekerdi. Biz camiye gideriz. Anıtkabir'e ne işimiz var bizim? Ne kadar marjinal ve küçük olursa olsun Aczi Mendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz'ün görüşleri laik kesimi hop oturtup hop kaldıran cinstendi. Kemalizm, demokratik laik sistem şeriata karşı belki de son atağını yapıyor. Kuruluşundan itibaren bir şey değil yani. Kuruluşunda temel felsefe yok yani. Kuruluşunda vurgun, soygun, adam öldürme, adam kaçırma, onu boğma, bunu kesme, bunu doğrama, yıldırma, terör. Yani rejimin kuruluş dibi böyle yani. Türkiye 1997'ye işte bu görüntülerin ardından açığa çıkan seks skandalıyla girdi. Bir tarikat lideri genç güzel bir kadınla yataktayken polis tarafından basılıyor ve televizyon kameralarının ışıkları altında yaka paça tutuklanıyordu. Olayın kahramanı Fadime Şahin o günden sonra kanal kanal dolaşıp bir yandan tarikat şeyhlerinin şehvet tuzağına nasıl düştüğünü anlatmaya, bir yandan da kendisi gibi dini bütün Müslümanları din bezirganlarına karşı uyarmaya başladı. Ben her zaman dindar bir insandım. Din duygularım sömürüldü. Tek benim değil, kızların da ayrıca erkekler de sömürülüyor. Erkeklerin de mesela başka yönlerden paraları alınarak, birçok şeyleri alınarak bunlardan yararlanıyorlar. Toplumumuzda bunları görüyoruz. Fadime'ye göre Ali Kalkancı adlı şeyh kendisini kandırmış, önce imam nikahı kıymış, sonra nikahı bozmuştu. Fadime bunalıma girmiş, yardım etsin diye Müslüm Gündüz'e gidince bu kez de onun tuzağına düşmüş. Kamuoyu bu ibret dolu dramı ekranları başında nefesini tutarak izliyordu. Tarikat şeyhlerinin adlarının seks skandalına karışması tabii dolaylı şekilde Refah'ı da hedefliyordu. Mesaj netti. İşte bunlar böylesine riyakardırlar. Bir baktım, aha Ali Kalkancı. Yani üzerime atladı, ağzımı sımsıkı burnumla birlikte kapattı. Büyük bir acıyla benim edebine ulaşmış oldum. İyi baktım, üstüm başım mahvolmuş. Ondan sonra perişan bir şekilde bana karşıma geçti. Böyle ağzını aşağı doğru indirdi. Ben bunu Allah'ın emri, ben bunu kendim için yapmadım. Allah bana emretti, peygamber emretti dedi. Bu görüntüler ve söyleşiler kamuoyunun bir kesiminde tertip gibi görülmedi. Çok ciddiye alındı. Özellikle laik kesimi ciddi şekilde etkiledi. Refah Partisi'nin o dönemdeki ağır topları durumun farkındaydılar ancak yapabilecekleri bir şey yoktu. O görüntüler her gün televizyon ekranlarında, jeneriklerde veriliyor ve sanki Türkiye istila edilmiş. Türkiye'nin her tarafında bunlar harekete geçmiş. Öldük bittik. Türkiye'de laiklik elden gitti. Rejim tehlikede. Toplasanız 50 kişi bunlar. 50 kişiyle bir rejim yıkılabilir mi? Ellerindeki asalarla rejim yıkılacaksa koy verin gitsin denebilirdi. Ananı ağlatacağım derler. Bu benim anamı değil. Sülalemi ağlattı. Beni ağlattı. Fadime Şahin, Müslüm Gündüz. Yakalanmalar, makalanmalar, resimler, fotoğraflar. Bu kimin düzenlemesi? JITEM. Bunda JITEM düzenliyor. Hem de Sisi adında hani bir transseksüel var İstanbul'da, onu kullanıyor. Biz bunu daha sonra Zaman Gazetesi'nde okuduk. Kendisi itiraf ediyor, kendisi anlatıyor.
JİTEM bir mecmua çıkarıyormuş da bu mecmuada sekreterlik yapıyormuş da bu sekreterliği yaparken kendisine böyle bir de görev verilmiş. Bu görevi de ifa etmiş. 28 Şubat'ı ben yaptım diyor kadın. Kadın mı erkek mi bilmiyorum artık. Olaylar tertip olsa dahi refah kadroları ve yönetim kamuoyundaki havayı doğru dürüst koklayamadı. Kamuoyundaki duyarlılığı ve samimi endişeleri anlayamıyor, gerilimi arttıracak gereksiz çıkışlar yapmaya da devam ediliyordu. Taksim'e ve Çankaya'ya dev cami yapım projesi, Ayasofya'nın ibadete açılması projesi, kurban derilerinin dini vakıf ve dernekler tarafından toplanması, mesai saatlerinde memura namaz izni verilmesi. Bunlar toplumun bir kesimi için tüyleri ürpertici gelişmelerdi. Sivas'ın bir köyüne gidelim. Diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim'de bir cami yapacakmış. Ne diyecek bu köydeki adam? Allah razı olsun ya. Ne güzel diyecek. Peki bire fosil kafa. Halk böyle söylerken sana ne oluyor? Sen niye Taksim'e cami yapılacak diye kuduruyorsun, isterik nöbetler götürüyorsun? Ankara'yı asıl ayaklandıran 1997'nin 11 Ocak günü kameralara yansıyan bu manzarasıydı. Başbakan Erbakan konutta bir iftar yemeği veriyordu. Diyanet İşleri mensuplarının yanı sıra o güne kadar laik kesimin düşman gibi gördüğü tarikat liderleri de davet edilmişti. Cumhuriyet tarihinde ilk defa sarık ve cübbeleriyle konuta giriyorlardı. Bu davet adeta Cumhuriyet'e meydan okuma olarak algılandı. Tarikat tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Başbakan Erbakan tarikat liderleri ve mensuplarına başbakanlık konutunda iftar yemeği verdi. Dışişleri Başkanlığı imamların içerisinden uygun gördüklerini seçmiş, halk tarafından sevilen sayılan insanları almış getirmiş. Benim karşımda ben bunu yaparken Demirel Müslüman ülkelerin Dışişleri Başkanlığı'na iftar veriyor. Onunki konusu yap. Buraya gelmiş olan imamlar bu şekilde söz konusu yapılıyor. Çünkü mesele imamlar değil. Mesele başka. Mesele burada. Erbakan'ın asıl niyeti tarikat liderleriyle devletin artık barışma zamanının geldiğini göstermekti. Ancak ne niyetini ne de mesajını tam anlamıyla anlatabildi. Başbakanlıktaki bu iftar yemeğine tepkiler hiç gecikmedi. Sayın Erbakan kendi evinde tanıdığı tarikat liderlerine böyle bir özel iftar yemeği verebilirdi. O zaman hiç tartışma konusu olmazdı. Fakat yani tam tarikatlardan bir kısmının, hepsinin değil bir kısmının ciddi tartışma konusu olduğu bir ortamda böyle tarikatçılığı devletin kanatları altına alma eğilimi gibi görünecek bir davranış elbette pek olumlu olmamıştır. Siyaset kulisleri de hemen hareketini verdi. Refah yolu sıkıştırmak için DYP'den istifa edenler Hüsamettin Cindoruk başkanlığında Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdular. Amaç refahla koalisyon yapan Çiller'in DYP'sini cezalandırmak. Artık Doğru Yol Partisi kimliğinden uzaklaştı. Doğru Yol Partisi bütünlüğünü koruyamaz. Yeni bir Doğru Yol Partisi'ne ihtiyaç var. Hareketi ortaya çıkarılmaya çalışılıyordu. İşte Büyük Demokrat Türkiye Partisi o düşüncelerle kuruluyordu. Özellikle hükümeti devirmek için DYP'den istifa ettirilen milletvekilleri ve bunlarla ilgili haberler
her seferinde bir rahatsızlık yaratıyordu. Yani zaten benim o dönemde yaşananlara ya da işleyişe biraz karşı çıkmamın temel nedeni de buydu. Çünkü biz bir siyasi partiyi çökerterek aslında başka bir siyasi partinin önünü kesmeye çalışıyorduk. Ama Cumhurbaşkanı bir virtüöz gibi bu işi idare ediyordu. Belki askeri bile o yönlendirmişti. O kadar kendisinden endişe ediyordu. Burada merkez sağ tamamen Demirel'in bu tutumundan dolayı tasfiye oldu. Bir daha da toparlanması mümkün olmadı. Artık herkes bir yerlerden bir fitilin ateşlenmesini bekler olmuştu. O fitil 1997'nin 31 Ocak gecesi Ankara Sincan'da ateşlendi. Refahlı Belediye Başkanı Filistin'le dayanışma gecesi amacıyla Kudüs gecesi adına bir organizasyon düzenlemişti. İlçe meydanına Mescid-i Aksa'yı andıran bir çadır kurmuştu. Ancak o geceki konuşmalardan ve sergilenen tiyatro oyunundan çıkan sesler pek de masum değil. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun! Bizler şehadeti baş ucumuza koyduk. Hedefimize sadece devleti değil, cenneti koyduk. Onun için ölsek de kalmalıyız, kalsak da kalmalıyız. Tamamen doğaçlama yaptığımız bir oyundu. Yani oyunu yazmaya gerek duymadık. Oyunda geçen aslında bugün hepimizin şahit olduğu Filistin'de, Filistin sokaklarında şahit olduğu bir gencin veya gençlerin babasıyla olan bir diyaloğu ve arkasından sokağa çıkıp İsrail kurşunlarına taşlarla karşılık verirken şehit olmasını anlatıyor. Organizasyonda yer alanlar oyunu çok normal görüyor olsalar dahi salona asılan Hamas ve Hizbullah liderlerinin portreleri başka mesajlar taşıyordu. Hele Refahlı Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın davetlisi olarak geceye katılan İran Büyükelçisi'nin konuşması o geceyi siyasi gösteriye dönüştürmeye yetmişti. Peygamber Efendimiz'in ve Ahl-i Beyt'in ve onun sünnetinin üslubuna amel etse, yapsa o fundamentalist olur. Dünya bilmeli ki Müslümanların ve Muhammedilerin sabrı taşmasın. Bu sabır taştığı zaman nereye varacağını çok iyi bilirler. Unutma, dünya iktidarı da ahiret iktidarı da mutlaka bizim olacaktır. Benim gücüme giden şey her gün her gün bir başka kardeşimin şehit edilmesi ve zalimlerin zulmü karşısında bizlerin ve benim bir şey yapamamam benim bileklerimi bağlıyor baba. Oynanan 3 dakikalık bir piyes ve Sincan'da yıllardır yapılan veya Türkiye'nin başka yerlerinde yıllarca yapılan bir Kudüs gecesi, Filistin'i anma gecesi olarak değerlendirdiğim için bu kadar yaygara kopartılmasını pek bir mana verememiştim açıkçası. O günkü algılar daha farklıydı ve altında bir kasıt aranıyordu. O gün hükümette Refah Partisi vardı. Bir şekilde indirilmesi gerekiyordu. Olay Sincan'da olmasa belki Ayaş'ta, belki Mamak'ta, belki Yeni Mahalle'de, belki Çankaya'da bir şekilde bir yerden şey verecekti, yani patlak verecekti. Çünkü insanlar, bu gizli güçler bunu istiyorlardı ve amaçlarına da o gün Sincan'da ulaştılar. Konuşmuyorum deyince konuşmayacağım, anlaşıldı. Ben ertesi sabah telefona sarıldım Sincan Belediye Başkanı'na. Gerçekten çok ağır bir şekilde konuştum. Sen nasıl böyle bir iş yapıyorsun? Genel merkezden habersiz sen nasıl bir diplomatı davet ediyorsun? Nasıl oluyor da onların panolarını alıyorsun, getiriyorsun, buraya astırıyorsun? Tabii o bir hataydı. Ama genel merkezin hatası değil. Ama birisi de yapsa gene genel merkez, gene parti suçlanıyor bunlar. Kudüs gecesi laik kamuoyunu alt üst etti. Kışlalardaki kıpırdanmalarının arttığı haberleri gelir oldu. Ve gelişmeler Refah'a da geldi. Bunun ilk işareti de medyaya inen o tokattı. Sen başkanım, yanlışsın.
Arkamdan bir adam geldi. Benle muhatap olmadı. Konuştuğum kişiye insanlarla konuşulur, hayvanlarla, hayvanla değil gibi bir laf edince gayri ihtiyari ben de döndüm. Yani siz bana hakaret ediyorsunuz, ne diyorsunuz diye şöyle. İlk hatırladığım şey bir yumruğun şöyle kalktı, onu gördüm. Saçımdan zaten yakaladı, çekti, vurdu. Yere düştüm yani. Türkiye'de adım adım yaklaşan bir Refah Partisi darbesi olasılığıyla, tehlikesiyle karşı karşıyayız. Refah Partisi ve İran'ın Türkiye'nin iç siyasetine yönelik iş birliğinin, güç birliğinin, anlayış birliğinin, zihniyet birliğinin somut bir gösterisi olmuştur. Çinler göğsünü yumruklamıştı. Benim göğsüm laikliğin, Türkiye demokrasisinin kalesidir diye göğsünü yumrukladı. Ama herhalde göğsü içine çöktü ki ses çıkmıyor. Sincan olayı rezalettir. Türkiye İran değildir. Türkiye laikliğe tamamıyla yapışmıştır. Türkiye Atatürk ülkelerine tamamıyla yapışmıştır. Bunun dışına kimse çıkaramaz. Kimse. Nefretle, lanetle. Laik, antilaik, inanan, inanmayan, Atatürkçü olmayan diye kavgayı laikler çıkarmadı. Laikler otellerde adam yakmadı. Laikler falan ilçede ağzını temizlemek için kürdanla karıştıran insanı orucunu bozuyor da bıçaklamadı. Laikler üniversiteden yurdunun üçüncü katından oruç tutmadı, öğrenci atmadı. Din apostoluyla Kürt apostolunun birbirinden farkı yok. İktidarın iki ası, Başbakan Erbakan ve yardımcısı Çiller, bu olayın büyütülmemesi gerektiğini ne kadar söylerlerse söylesinler, kimselere kabul ettiremediler. Birisi hataen bir yere gitmiş bir resim asmış diye, devlet tehlikede, rejim tehlikede demek gülünç bir şeydir ya. Bu devleti böyle bir tane bezden değil, 6 milyar adam eline bez alsa gelse gene bu devleti satsın. Kimi aldatıyorsun? Kimi aldatıyorsun? Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de laiklikten dolayı rahatsızlık yoktur. Laikliği din düşmanlığı diye tatbik etmek isteyenlerden dolayı rahatsızlık vardır. Kudüs gecesinden iki sabah sonra erken saatlerde Sincan halkı işte bu tank sesleriyle uyandı. Sokaklar zırhlı araçların geçişiyle iniyordu. Korkulan oluyor muydu? Askeri müdahale mi başlamıştı? İlk açıklama Milli Savunma Bakanı'ndan ve Genelkurmay'dan geldi. Tamamen bir tatbikat sürdü, bir yerden bir yere intikal. O olayın arkasında Erbakan Hoca Genelkurmay Başkanı'nı Başbakanlığa çağırdı. Nedir bu olay? Efendim eğitim için tanklar Sincan'dan geçtiler, gittiler. Zaman zaman geçiyorlar, gidiyorlar. Öyle mi öyle? Açıklama yaptı. Bu tankların Sincan'dan eğitim için geçtiğini ve gittiğini sabahın saat 4'ünde geçiyor. Gittiğini açıklama yaptı. Açıklama yaptı. Genelkurmay Başkanı ile basının önünde tartışmaya girmedik. Çağırdı, konuştu. Kimse tatbikat varmış ve birlikler sevk ediliyormuş gerekçesine inanmadı. Açıklamalar da zaten yarım ağız yapılıyordu. Bu Refah Yol iktidarına çok net bir uyarıydı. Asker Refah Yol'a gözdağı veriyordu. Tansu Çiller ise bu olayı Erbakan kadar sessiz sezasız geçirme niyetinde değildi. Mesajı almıştı. En sert tepkiyi veren siyasetçi oldu. Ülkemizin bu geçtiği süreçte son yaşadığı bir densiz olay vardır. Sincan olayı. Sincan'daki olayı yok farz edemeyiz. Sincan'daki olayı küçümseyip de geçemeyiz. Sincan'daki olayın vahim olduğunda da hemfikir olmamız gerekir. İçimize sindirdiğimiz müddetçe bu işlerin hepsini aşacağız. Türkiye aşacak. Devletimizin bu vazgeçilmez niteliği zedelenecek olursa, buna teşebbüs edenlere de
Türkiye'yi dar ederiz. Çiller böylesine sert tepki verdi ancak Sincan'da tankların yürümesinden birkaç saat sonra aynı iktidarın İçişleri Bakanı, Belediye Başkanı Yıldız'ı görevden aldı. Oyuncularla birlikte tutuklandılar ve çeşitli cezalara çarptırıldılar. Kudüs gecesindeki konuşması ile tepki toplayan İran Büyükelçisi ve İran'ın İstanbul Başkonsolosu da Türkiye'den hemen ayrıldı. Ertesi gün ise Washington'da bulunan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, gazetecilere tank seslerinin gerçek amacını açıkladı. Sincan'da demokrasiye balans ayarı yaptık dedi ve tartışmalara son noktayı koydu. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in Amerika'da yaptığı konuşmaya eski Genelkurmay Başkanı DYP Kilis Milletvekili Doğan Güreş'ten destek geldi. Elimiz okudu. Ondan sonra da bütün Türk ulusu imzaya basar yani. Biz Cumhuriyet'in temel nitelikleri Atatürk'ün düşünceye katmak. Layıklık bunlar önemli şeyler. Tankların yürütülmesi eğer normal bir manevra çerçevesinde değilse ve doğrudan doğruya bir askeri yetkilinin dediği gibi demokrasinin bir ayarı için yapılmışsa bak o kafalara, o kafalar duvara çarpılmalı. Yani nasıl verirsin yani bir Milli Eğitim Müdürü seviyesinde bir yetkin. Yani sen devletin bir şeysin, paşasısın. Ayar verdik diyor ya. Neye ayar verdin? Türkiye'ye ayar verdik diyor. Yani gülünecek böyle acı bir süreç. Halis Paşa yine emekli olmuştu. Hava Kuvvetleri Komutanı. Nükleden bir kişidir kendisi. Dedi ki bizim Trabzon'da bir hoca şey değilmiş. Bir bayanlar meclisinde konuşurken tuvalete gitmiş. Fakat şeyi çekmemiş. Ününü. Bir hanım da gelmiş. Hocam etiniz görünüyor demiş. Bakmış. Hanımefendi ucu diyor onun ucu demiş. Halis Paşa bir gün sonra bu şey olaylar olunca bir tanklar yürüdü ya beni aradı. Sayın Bakanım dedi, ben o gün bakan değilim ama işte eski bakan olduğum için öyle diyorlar. Sayın Bakanım ucu göründü dedi. Yani bir darbe olacağını o adeta ifade ediyordu. Bütün bu tartışmalar arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri İlhan Kılıç Çankaya'ya köşke çıktılar. Basına sızdırılan haberlere göre refahtan rahatsızlıklarını anlattılar. Cumhurbaşkanının müdahale etmesini istediler. Demirel durumun vehametini görmüştü. 4 Şubat günü Demirel Başbakan Erbakan'a mektup yazıyor. Diyor ki, bir, laik düzeni korumak için mevcut kanunlar harfiyen uygulanmalıdır. İki, anayasanın 174. maddesinin koruduğu devrim kanunları ki içinde tevhid-i tercisat da var, uygulanmalıdır. Devletin kurumlarına kökten dinci cereyanın sızması kesinlikle önlenmelidir. Bu meyanda yargı organları, silahlı kuvvetler, üniversiteler, emniyet teşkilatı, okullar, idare, diyanet teşkilatı ve yerel yönetimler korunmalıdır. Gereğini rica ederim diyor 4 Şubat günü. Artık herkes 28 Şubat günü toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısını bekler olmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya'nın toplantıya 4 gün kala irtica PKK'dan daha tehlikeli açıklaması yapması MGK gündemini belirlemeye yetmişti. Bakın hepimiz Cuma günü Milli Güvenlik Kurulu'nda ne olacak diye düşünüyoruz. Acaba bir askeri müdahale tehlikesi var mıdır diye tartışıyoruz. Darbe olacak mı diye tartışıyoruz. Bunu da yüksek sesle tartışıyoruz. Bunu tartışmak bile Türk demokrasisi adına yeter ayıptır. Doğru Yol Partisi
Grup Başkan Vekili miydi? Genel Başkan Yardımcısı bilemiyorum ismi. Hasan Ekinci Bey. Hayatta. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Yanıma yaklaştı. Sayın Kamalak, yerinizi öğrendiniz mi dedi. Sayın Başkan, ne demek bu dedim. Açar mısın biraz? Ne demek? Yerleriniz belli de dedi. Yassı adamı başka yer mi? Şunu söyledim. Bugün de söylüyorum. Bugün de söylüyorum. Orada söylediğim söz bugün de geçerli. Şunu söyledim. Sayın Başkan, mesaj alınmıştır. Bu ülkenin kurtuluşunu darbede görüp de, çok affedersin, bu darbeyi bir an önce yapmayan alçaktır. Bu tür tehditlerden korkup da yolunu değiştiren Mustafa Kamalak olursa, o da çok daha büyük alçaktır. Bunu söyledim. Merhaba asker. Sol! Nasılsınız? Sol! Siz de sağ olun. 28 Şubat sabahı Türkiye heyecan içinde uyandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda bir fırtına kopacak, bir kavga çıkacaktı. Belliydi de Erbakan'ın deyimiyle bu kanlı mı olacaktı, kansız mı, orası belli değildi. Asker siyasi otoriteye gözdağı vermekle mi yetinecekti, yoksa iktidarın ipini mi çekecekti? Türkiye tam anlamıyla bir demokrasi sınavına